Deplasman'da 10 gol atıyorsun bir tane yemiyorsun. Bak bu Büyük iş. Eyvah dede Ne yaptın? Yok. Kime kızdın abi? Kime kızdın? Kalecinin iyi oynamadı derbiyi kazanamazsın ki. gattarlık Kötü niyet Rakibi sakatlamaya gitme Her şey var. Ama Çok çapraz niyat. 1.90 bu adamda ya. İş şimdi başlıyor. Zirvedeyken daha zordur. Her zaman derim ya yağmur daha çok yağar. Sonunu düşünen Kahraman olamaz Memati. Ya abi ben ne yaptım? Adam veda ediyor. Benim ne suçum var? Gol makinesinden merhaba. Futbol gündemini konuşacağız. Erman Özgür ve Nihat Kahveci ile birlikteyiz. Yemek sepetinde sevdiğin tüm lezzetler indirimin yıldızlarında 75 liraya varan indirimler için hemen siparişini ver. Gol makinası izleyicisi. Gol makinesine hoş geldiniz. Hızlıca başlayalım. Gündem yoğun. Büyük bir derbi geride kaldı. Sonuçları bakalım neler olacak? Kısa vadede, orta vadede, uzun vadede birbirinden farklı sonuçlara, beklenmedik sonuçlara da tanıklık edebiliriz gibi geliyor. Bakalım Nihat Kahveci ile Erman Özgür ne düşünüyor derbi hakkında? Pastalar hakkında renklerine bakınca derbi zaferinin galibi gibi değil mi? Sarı kırmızı. <laughs> Çok güzel. Öyle. Ama. Yani Galatasaraylı bir e, pastacımız var galiba. Bilmiyorum. Tadını çıkaracaklar ama derbinin. Öyle ama lacivert de hiç görmediğim bir renk yani bir pastada. Şey Ancak şak, şakası günü. tabii canım ya. <laughs> ama derbi gibi derbi seyrettik. Değil mi? Ben keyif aldım. Ben de çok aldım. Beklentimiz neydi? Pozisyonları konuşalım. Goller olsun. Hakemi konuşmayalım dedik. Hakem evet bazı pozisyonlarda sarı verse neden vermedi deriz. Ama maçı etki etti mi? Etmedi. Galatasaray'da dakika bir, dakika yüz... İlk yarıdaki uzatmayla 107 150 dakika hani sahanın içinde hocanın istediği şekilde oynayarak net bir oyun net bir skorla hak ederek kazandı. Yaz Gerçekten Okan, bu kadarını beklemez. Okan Buruk'un taktiğini böyle büyük bir sürpriz gibi karşılayan yorumcular var. Biz geçen hafta gol makinesinde de konuştuk sıcağı sıcağına. Yani Fenerbahçe'nin zaafı çok belliydi. Trabzon'da başına gelen şey çok belliydi. Okan Buruk'un bunu es geçmesi söz konusu bile değildi. Hatta istim üstündeki bir Gomis iyileşmiş bir Icardi'ye rağmen Barış Alper'le maça çıkma olasılığını maçtan bir hafta önce biz konuşuyorduk. Yani bir sürpriz var mıydı sence Okan Buruk'un Ben tatilinde? şunu söyleyeyim. Sürpriz şöyle olur. Zaten Okan Hoca maç sonu konuşmasını dinlediysen başına gelebilecekleri biliyordu skor üzerinde. Sürpriz şu olurdu. Gomis bu takımı taşıyor. Neden oynamadı? Icardi geldi. Acaba 11 oynayabilir miydiler? Konuşulurdu. Okan Hoca onun farkında. Riski aldı. Riski alan da kazandı. Bak Okan Hoca maçtan bir gün önce kafasını yastığa koysa Fenerbahçe maçında Kerem defans arasına gidecek. Karşı karşıya kalacak gol atacak. Icardi oyuna girecek. Muhteşem bir asist gol atacak. Barış Alper maçın en iyilerinden biri olacak. Hani Raşitsa çok etkili olacak. Oliviera çaprazdan vuracak. Gol açacağı düşünse, hayal kursa gerçekleşmez bu kadarı. Bak bu kadarı gerçekleşmez. Ya muhteşem ya. Okan Hoca'yı sadece bak bu maç üzerinden değil. Biz ilk günden beri sadece sahanın içiyle uğraşmadı Okan Hoca. Evet. Sağının dışında Icardi'yi yönetti. Mertens'in o eleştirildiği dönemlerde sahip çıktı. İşte Yunus mu, Keremler mi? Birini kesti, Raşit kazandı, Barış Alper'i kazandı. Sağının dışında da 24 saat çalıştı. Her maçını final havasında oynadı. Karagümrük maçına bir geldi, bir beraberlikle belki koltuğundan olacaktı. O günden bugüne içinde Fenerbahçe'nin de olduğu 7'de 7 yaptı Okan Beşiktaş Hoca. Beşiktaş'ın oldu. Bak Okan Hoca, Beşiktaş, Okan Hoca Başakşehir. evet Beşiktaş, Başakşehir. Ya Başakşehir'le Fenerbahçe toplam 10 golden bahsediyoruz. Bu böyle Bak, dile kolay geliyor. Deplasmanda 10 gol atıyorsun bir tane yemiyorsun. Bak bu büyük iş. Ve iki maçı da domine ederek, iyi oynayarak kazanıyorsun. Bir İstanbul Spor son 20 dakika, Ankara gücü son 20 dakika izliyoruz. Belki o maçları berabere getirebilirsin ama kazanmayı biliyorsun. Çünkü çok yıldız oyuncum var ya. Her maç biri çıkıyor. Bir gün Gomis çıkıyor, bir gün Kerem çıkıyor, bir gün Mertens çıkıyor. Icardi, ya Icardi gözünü seveyim ya. Ben artık senin Arjantin'e gitmene, bir yerlere gitmene, sağ dışında sıkıntınla ilgili a demeyeceğim abi. Git istersen Maldivlere. Bir hafta tatil yap, maçtan iki saat önce gel 15-20 dakika oyna. Abi böyle bir klas oyuncu olamaz ya bak gerçekten sadece bu maç değil. Zaten iyiydi sakatlık öncesi de Boşakşehir maçındaki o asisti Beşiktaş maçındaki performansı. Ya çok özel oyuncu ya. Oyuna 75'te giriyor. 77'de Kereme tertemiz bırakıyor. Tekte vursun. Diğer attığı golde top kaleye. Topu alışı, nerede olduğunu biliyor çünkü bakmasına gerek yok işte elit oyuncu böyledir. Nerede olduğunu biliyor. Kalenin nerede olduğunu biliyor. Zalai'den o kadar güzel uzaklaştırıyor ki topu kontrol ederek kendine şutu yarattı. Sol ayakla vurdu çatala. Mesela o golde de Altay'a bir şey demem. Ama Oliviera'nın şutu Kerem'in şutunda Altay çıkarabilir mi? Çıkarabilir diye derim. Ama oraya geçtim. Galatasaray maç önü ne düşündüyse fazlasını sahada yansıtarak kazandı. Ama diğer tarafta da artık Fenerbahçe'nin az çok herkes nasıl oynadığını biliyor. Ha, kadroyu yine tahmin edemiyoruz 11'ini. Yine sürprizler oluyor. Mesela ben bu maçta üçlü oynayacağını beklemiyordum. Trabzon deplasmanındaki oyundan sonra sistem değiştirebilir düşündüm. Üçlü oynamasına da bir şey demem. Top rakipteyken Samuel ile Ferdi ile beşli oynamasına da bir şey demem. Ama bu kadar pozisyon vermesi bu sistemin bu maç için geçerli olmadığını net bir şekilde gösterdi. Hadi onu geçtim. Gustav oyundan çıkaracağını hepimiz tahmin ediyoruz. Sarı kartı var risk olmasın. Çünkü hep top atılıyor bir müdahalede kırmızı yiyecek. Oyuna Lincoln'u alıyor. Yani Lincoln geldiği günden bugüne kadar bir iki frikik duran top evet ama genel anlamda böyle lider vasfı olan bir performans göstermedi. Hani İlfan neden daha önce girmez? Emre Mor tam rakibinin yaptığı gibi Kerem Ali'ye gidiyor, Raşit Salı'ya gidiyor, Barış Arı'ya gidiyor. Emre Mor da aynı tarz, aynısını yapıp Galatasaray defansına zarar verebilir. Yok. Sonra Bizim canımız, güzelimiz, evladımız, her şeyimiz, benim şahsen de çok hayran olduğum, hepimizin de hayran olduğu, Arda'mıza ne oldu? Ya biri izliyorsa Arda'ya lütfen ilesinler. Arda, Cesus'la kavga mı ettin? İtman'da bir tribin mi oldu diyeceğim. Öyle de bir karakter değil. Ya ne oldu Arda nerede? Bir de bunun bir dakika oynaması da gerekiyor. Kontratı değil mi? Otomatik uzatabilmen için. Ya hadi onu da geçtim. Lincoln kadar niye kredisi yok? <laughs> İrfan kadar niye kredisi Rossi yok? Rossi kadar? Rossi kadar niye kredisi yok? Bu Barış çocuğu, Alper kadar. Ya Erman ben yayında söyledim. Erman, ben Erman şey. bu çocuk oynadığında ya kötü oynasa hani asist yapmasa, gol yapmasa diyeceğim ki ya şansını iyi kullanmadı, hoca da sildi bunu. Hadi defansa yardım etmiyor diyeceğim. Öyle de bir durum yok. Ya Arda nerede? Bak, bilmiyoruz abi. Bak derbilerde Zaten mücadele etmen lazım evet. Ki Fenerbahçe mücadelede de eksikti. Bence kalite olarak da eksik kaldı o yüzden. Derbi de mücadele etmek önemlidir. Fenerbahçe mücadele olarak da eksik kaldı bu maçta. Hani o maçın sonuna kadar direnen, böyle istekli, konsantre bir Fenerbahçe de görmedim ben. Maç başından sonuna kadar. Bence taraftardaki en büyük hayal kırıklığı da oydu. Taraftar hayal kırıklığı değil miydi yani Nihat? Taraftar hayal kırıklığı değildi. Niye çok suskundu? Ya bir şey söyleyeceğim sana bak. Neden suskundu? Abi bir kere saat 12'de yani televizyona bakıyoruz, yayınlar başladı. Taraftar oralarda. Stat full, muhteşem bir koreografi. Koreografi de iyiydi hakikaten. Koreografi Bayağı iyiydi. Gördüğün diye. en iyi Fenerbahçe Abi, koreografisi. Maç bir başladı. Esasında Fenerbahçe Rossi ile ee, Arao ile de pozisyonlara girdi. Kötü oynarken bile. Ama Galatasaray'da o Kerem'in de parları atılan o iki tane gol offside olsa da taraftar da ister istemez bir böyle demoralize oldu taraftar. Ne oluyor ya dedi nasıl geliyorlar dedi bizim defansın arasına her atılan tehlikeli oluyor dedi. Oyundan koptular. E Fenerbahçe'nin oyunu da taraftarı oyunun içine almadı ki. İkinci yarıda bir king top sürdü. Haydi haydi dedi. Orada canlandırdı Aynen. biraz taraftarı. Ben o yüzden taraftarı bir şey diyemem. Biz her zaman söyleriz Erman'la. Taraftarı oyunun içine almak kavramı. Nasıl alırsın? Sen iyi oynar. Ama bazen yaratırsın. de taraftar zorla girer hangi ya. Hangi büyük ya maçta? Var. Hangi büyük maçta aldı ki Fenerbahçe? Taraftar. Oyun olarak alamıyor. Mesela Deplasmanlarda da Galatasaray oynadı. Galatasaray taraftarında bu ve... var. Beşiktaş taraftarında bu var. Fenerbahçe'de Ali Koç da yakınmıştı bu durumdan. Bir süredir taraftarın maça kendisi zorla girip takımını coşturması yok. Okan Hocayı Cesusa bitirmiş miydi? Devam devam. Okan Hocayı Cesusa galip getiren iki detay. Bir rakip analizi, iki kendi takımının analizi. Bravo. Bak. Kendi takımıyla başlayalım. Fananolt mu Dubois mı? Tartışılır. Fananolt oynatsa kimse şaşırmazdı. Tabii. Dubois'ı oynattı çok iyi. Torera geldi. Gelir gelmez oynatabilir miydi? Çok Oynadırdı. rahat oynatabilirdi. Berkan'ı tercih etti. Mitsio Oliveira derdi ki ben Fenerbahçe'yi kontrol edeyim. Pas kalitesi de var. Mitsio de diyebilirdi. Oliveira çok iyi oynadı. Kardeşim Seferovic, Gomis ve Icardi'nin oturduğu kulübede Barış kulübü. Barış ilk 11'de ve Galatasaray'ın en iyi 3-4 oyuncusundan bir tanesi. Herkes Barış'ın savunma arkası koşullarından falan dem vuruyor. Neler yaptı çocuk? Barış Fenerbahçe'nin tüm stoperlerle boğuştu. Yetmedi Samuel'le boğuştu. Orada Fenerbahçe savunma hattına illa Allah dedirtti. Fenerbahçe her kazandığı topla dikini oynayan Galatasaray forvet hattındaki çabukluğunu Barış Alper sayesinde de çok iyi kullandı. Müthiş bir stratejiyle oynadı Galatasaray. Galatasaray oyunu 1'den 90'a kadar 100'e kadar neyse hak eden taraf. Bir 10 dakika Fenerbahçe oyun üstünlüğü vermediler. Topu verdiler oyun üstünü vermediler. Çok önemli detay. Bak topu verdiler evet. ama bilinçli. Mesela hamle ilk 11 tercihi doğru. Hamle yapıyor doğru. Oyun stratejisi doğru. Ve bu doğrular bugün Okan Hoca'nın yakaladığı 7 maçlık serinin içerisine Başakşehir, Beşiktaş ve Fenerbahçe deplasmanını koyan başka bir teknik direktörün heykelini nereye dikelim diye konuşuyorlardı. Hı hı. Adam neler yaptı? Biz ilk haftadan itibaren buraya gelişinin haklı olduğunu, burada olması gerektiğini ve bir Galatasaray efsanesine dönüşebilmenin sinyallerini verdiğini bin kere söyledik burada. Evet, hep sahip çıktık. Problemli takımdan kazanan takım yarattı. Her yıldız oyuncuyu katkı vermeye ikna etti. Derbinin kralı Okan Hoca. %100. Hiç tartışılmaz. Direkt ona yazar. İnandırdı. Icardi geldi, herkes hepimiz konuşuyoruz burada. Yine nerede? Nereye gitti? Niye gitti? Mı, neyin peşinde? Va Abi 20 dakikada olsa onu oynamaya ikna ediyor. Oynattığında karşılığını alıyor. Peki Fenerbahçe tarafı ne yaptı? Sayın Cesus acaba Beşiktaş'ta oynadığında Beşiktaş bir fiskeyle yıkılabilecek durumdaydı. Trabzon'la oynadığında Trabzon çok formsuz. Abdullah Hoca oyuncularına falan salladı dedi ki. Kader maçı dedi. Kader maçı dedi. Yakaladığın rakiplerin, güçlü rakiplerin hepsinden daha iyi durumdayken hiçbirine gol dahi atamadın. Kadıköy'de abi benim ideal 11'im yoktur, müsait 11'im vardır. Lafı üzerinden bir gidelim. Bana göre hep aynı 11 gelmeye başladı Fenerbahçe. Evet. İkilileri belli. Crespo Arao. Dörtlü oynarsa Gustavo Salah'ı. Üçlü oynarsa Serdar Aziz'i de ekliyor. Sağ bek Samuel, sol bek Ferdi. Samuel Ferdi belli. Batu be. belli. belli. Hani senin forma rekabetin? sürpriz Herkesi öldürdün. Zayt'sın oynamaya dair bir umudu yok gördüğüm kadarıyla. Arda'nın yok. Arda'nın yok. Sonra sen bize bir oyuncu kazandırdın. Milli takımımıza kadar eyvallah. Hiç mi forma rekabetine giremiyor İsmail Yüksek? Evet. Neden giremiyor? Sonra Trabzon'da yaptığın gibi orta sahayı koskoca bir alanı iki oyuncuya emanet ettin. Forvet hattında da öyle üç tane oyuncu seçtin ki hiçbir orta saha özellikle değil. Resmen Galatasaray'ın ekmeğine yağ sürdün. Çok dikkat çekici bir şey var. Fenerbahçe hücum ediyor. 3'e 6. Evet. Yani kalabalık savunmaya. Savunma yaparken de hep eksik yakalanıyor. Evet. Oyunun ritmi sende değil, diziliş sende değil. Oyuncu seçimlerin derbi oyuncuları kenarda oturuyor, Valencia'lar, İrfanlar. Hiç formda olmayan Lincoln'in maçın kaderini değiştireceğini düşünüyorsun. Eyvah dede. Ne yaptın? Rossi. Ya, Trabzon maçından ders almadın mı? Bu kadar yanlış. Beşiktaş yapmak. maçından ders almadın mı? Sen hiç rakipleri analiz etmiyor musun? Galatasaray'ın deplasman maçlarını izle. Bu ülkenin en iyi deplasman takımı Galatasaray. Kesinlikle. Adana derbisini, Adana maçını da kazanamadığı zaman en iyisiydi. Çok Başakşehir'e yedi atarken de en iyisiydi. Bir bak bakalım özelliği ne rakibinin? Ne önlem var ne bir şey. Fenerbahçe seyircisinin maçın içerisine sokmayan detaylar bunlar. Fenerbahçe seyircisi bilir futbolu. Orada ilk beş dakikadan sonra Fenerbahçe serisi bu takımın Galatasaray'dan maç kazanamayacağını fark etti abi. Etti. Ondan giremedi işin içerisine. Bravo, bravo. bravo. O yüzden. haklısın biliyor musun? Joshua King deniyor ama... Arkadaşlarının koştuğu mesafeler çok geniş. Bak bu takım 3-0'dan rende döndü. Deplasmanda 2-0'dan döndü. Yine çok çabuk bir takımdı. Ama bunu kaç kere yapabilirsin bir sezonda? Kaç kere yapabilirsin? Formda çok sayı sayıda oyuncusu vardı. Şimdi de formsuz iki tane oyuncu hariç... Formda oyuncusu yok. Dünya Kupası arası çok kötü geçmiş. Yani ya Nihat dün dört tane... Eee kazanıyorlardı bütün hazırlık maçlarını. Çok iyiydi hazırlık maçlarını. Galatasaray'da kaybediyordu. Çok iyiydi işte. Maçın o dört tane enteresan. Yıldız adayı vardı dün. Deseydik ki on tane yapacağız. İçinde Fenerbahçeli yok. Yok. Deseydik. Belki Ferdi. Ya maçın yıldızı olmaz abi. Değil. Yıldız Premierdi canım. İyisi, iyilerindendi yani. Erman da katılır diye düşünüyorum. Ferdi iyiydi, King iyiydi, King de Yok, üçüncü Bak, yok. Bak, sonra Bulamam. son, son derbi detayını da söyleyeyim sana. Ee, şimdi Fenerbahçe serisi Ali Koç'a kızmakta zorlananlar var. Jesus'ta zaten kızmakta zorlananlar. Bazı oyuncular sezonun ikerisi iyiydi, kızmıyorlar falan. Altaya patlıyor kabak sürekli. Haklılar. Aa. Haklılar. ben de onu koruyacaksın sandım. Diyar Öyle bir çok ki çok, çok uzarı, uzağa da gitme. Diğer tarafta Muslera'yı Crespo'nun son dakika attığı golde kaleyi de Berke vardı. Fenerbahçe'de maçın adamı o gün. Evet doğru. Kalecinin iyi oynamadığı derbiyi kazanamazsın ki. Evet. Dün akşam Muslera'nın çıkardığı Batuay pozisyonuyla Oliveira'nın attığı gol birbirine çok benzer. Biri sana derbiyi kazandıran kaleci. Öteki de ben Icardi'nin golüne şapka çıkarırım şapka. Orada hiçbir şey yapamaz. Ama çok çapraz niyat. 1.90 bu adamda ya. Kaleci de 1.90 yani. İşte Abi doğru. Şey Ama ne biliyor musun? Dağıldı. Doğru 2, açılarda durabilse. 2 sonra da dağıldı. Gitti, ya zaten mucize, mucize kurtarış yapmayacaksa büyük takım kalecisi olur mu olmaz mı o tartışılır. Mucize kurtarışlar yapmayacaksan Muslera'nın bir düşün bakalım ne kurtarışlar yapıyor. E Altay artık genç kaleci sınıfında da değilsin. Bir şey söyleyeyim mi? Hem bu sistemden dolayı hem de son yaşanılardan dolayı Fenerbahçe ilk 11'de oynatacak bir kaleci almalı. Altay'la evet artık, artık. Biraz ipler koptu gibi dün hissettim. Biz de çok Altay, destek olduk Altay, ama ya. Altay bu oyun anlayışının kalecisi değil. Sen gidip libero kaleci alacaksın bu oyun anlayışında. 40 metre kaleden uzak defans hattını çıkardığında iyi çıkan bir kaleci mesela Mert'in Beşiktaş maçındaki performansı gibi olacak. Libero gibi oynayacak bir kaleci lazım sana. Altay'ı Altay yapan neydi? Çizgide ceza sahası içinde çıkardıklarıydı. Altay kötü kaleci değil. değil. Bak yanlış anlaşılmasın. İyi kaleci milli takımıza kadar yükseldi. Uğurcan Altay mı tartıştık. Ama Altay bu sistemin kalecisi olmadığını sezon başından bence bugüne kadar çıkayım mı çıkmayayım mı tereddütleriyle yaptığı hatalarla gösterdi. Ben bu sistemin kalecisi değilim diye bağırıyor yani bana göre. Bu yediği gollerin içerisinde o sistemin zorladığı değil. goller değil. Evet, öyle Olivier bir gol yok yani. Bunu bile çıkarabilirdi bence. Bence çaprazdan vurduğu da hani evet. E, yemezdi onu. Bence yemez. Orada bence da birinci direğe çok ki yapıştığı yemedi için yedi o golü. Arao'nun Ara Ara çıkarttığı. Peki bu konuştuk. Bu sistemde vurduğu sistemde Altay e, olmaz dedi. Enteresan bir yorum. Yeni bir açılım Altay ile ilgili olarak. Peki bu sistemde İrfancan oluyor mu? Ben şunu net söyleyeyim. Fenerbahçe dün bir üretkenlik problemi yaşıyor. Bir ön tarafta sorumluluk alma eksikliği yaşıyor. İrfancan zaten onun tarifi bu. Değil mi? Tarifi bu. Ha, bu arada diyecekler ki formsuz. E Lincoln? çok mu formda? Yani formda mı? Rossi çok mu formda? Ne kadar formda olabilir? Ne oynadı zaten? geçen hafta mesela Rossi de Antalya'da da şimdi mesela diyoruz ki Fenerbahçe Galatasaray derbisinin kilit oyuncusu olabilir. Hatay maçında iyi oynadı diye derbide oynadı. Tabii Hatay'la da Galatasaray zaten evet. aynı profil. <laughs> yani abi derbi oyuncusu denen bir şey var ya. Valencia derbi oyuncusu. %100 Valencia Dünya derbi oyuncusu. Dünya açılış maçında Can, iki gol attı adam ya. Arda Güler de derbi Bak, oyuncusu. Bak Arda Güler her her oyuncu oyuncusudur. Her, her, oyuncusu oyuncusu her maçın oyuncusu. Ya oyunu. bir şey bana de ki abi Fenerbahçe iç sahada derbiyi kazandı ama Arda ile İsmail Yüksek oynadı de de ben de diyeyim ki günün sonunda Fenerbahçe adına pozitif bir ayrıntı buldum kardeşim. Pozi... Barış Alperle oynuyor o da genç. O da derbi tecrübesi eksik. İkardi kenarda Oynadı ya. işte. İki tane kritik derbide içeride Beşiktaş Barış Alper. En <laughs> kritik deplasmanda Fenerbahçe deplasmanında forvet Barış Alper. Yokluktan Okan değil. Niyat. Yokluktan değil Barış da aldı o formayı. Paniteden evet. aldı. Tabii. Yokluktan değil. Evet. Bana şuraya kaldı. Sen Bu arada Berkan da. Sen Lincoln için Arda'yı bekletiyorsun. Adam Icardi için Barış Alper'i bekletmiyor. Böyle bir şey yok. Barış Alper'i alper oynatıyor. Sonra diyor ki Jesus da Okan Hoca abi Okan Hoca genç oyuncu dilinden vallahi inanılmaz anlıyor. Kendi de o yoldan geçti. Kendi de o yoldan geçti. Sen bizi bir parmak bal çaldın ağzımıza. Arda şöyle oyuncu böyle on numarayı verdiniz. Değil falan. Oturtuyorsunuz. Bu ne ya? Fenerbahçe çok bu formdaki Arda oturuyor. Bence niye oturuyor? Arda ile ilgili bir açıklama yapılması lazım Yüzde yani. yüz. 100. Hani bence yapılmalı. taraftar da bilsin ne oldu? Arda niye oynamıyor? Ya bilmeye hakları var. Bu arada İrfancan konu senin enteresan yalnız. Onun bir konuşmamız Berkane, lazım. Yaptığı faul kırmızı kartıyla beraber da, değerlendirmek şunu da hani lazım. hani Barış'ı konuşurken Berkan'a da göz ardı etmeyelim. Tabii, geçen tabii. sene Belal Berkan Taylan çıkıl daha üçlüsü çok verimsiz kaldı. Ama yanında bir Olivera Mertens'le Ankara gücü maçı da dahil derbide orta sahayı tek başına toparladı. Yani Berkan zaten koşmasında hiçbir sıkıntı yoktu. Ama bu sefer öne de gidip hani paslar da veren, şutlar da atan ki Ankara gücü maçında da çatalı yaladı biliyorsun vurdu. İyi oynuyor iki maçtır. Ama Torreira iyi döner. Hani Olivier oynar, Mertens oynar, Mitsui oynar ama Berkan'dan da çok iyi zamanda çok Nihat. iyi verim aldı Okan Hoca. Evet. Bir arşiv programı yapalım da bizim şurada özellikle maç sonu yayınlarında konuştuklarımızı bir getirelim. Üçünden biri oynar diyorduk biz. Evet. Bu üçünden biri oynar. Ya Sorumluluk oynar. alan duyguların şey oyuncuların içerisinde daha diri kaldı. Rahat top kullanıyor. Her top ayağını aldığında Rashidsa gösteriyor. Barış Alper her yere koşmaya çalışıyor. Mert e. Mertens zaten bir saha içi lideri. Şimdi Berkan topu ayağına aldığında bir sürü alternatifi var, daha doğru koşmaya başladı. O koşusu işe yarıyor şimdi. Daha çok pas atabileceği arkadaşı var, daha az pas atası yapıyor. Artık üretkenlik beklemene gerek yok. Zaten çok üretken bir oyuncu değil, İşin doğrusuna gitti. Anladın mı? Yani 8 numara olarak hala kötü oyuncu. Ama 6 numara olarak kazandı, verdi, doğru e, zamanda e, öne çıktı. E. Şimdi iyi oyuncu, Beklemek doğru oyuncu. Farklı şu evet, hala Çıkıldağ'la Tayland'la oynatsan kötü oyuncu olacak, evet. olarak gözükecek. Evet. Biz onu söyledik geçen sene. Sadece biri oynar bunlardan dedik koskoca Galatasaray'da. O da bazen, şimdi iki maçta bir anda iyi ki almışız diyeceğim bir durum değil o. Torreira gitmeseydi ülkesinde Torreira oynuyordu. Tabii canım. Evet. Eee, ama oynadığında iyi iş çıkardı mı? Verim aldı Demek Okan ki antrenman kalitesi iyi, profesyonellik duygusu iyi. Devre arasında hazırlık maçında Galatasaray taraftarının yuhladığı bir oyuncudan bahsediyor. Doğru. Evet. evet. Bak hep dedik ki Okan Hoca niye ligin en tepesinde biliyor musun? Kriz çözdü. Haş tane mi? Berkan şimdi çok göz önüne gelmedi ama bir kriz. Galatasaray taraftarı tekrar kabullenmesi için zor. Kabullenmedi mi de kabullenmez biliyorsun. Tabii canım. Icardi bir kriz. Bak Mata'nın fiziksel problemi bir kriz. Adam çözüyor sürekli krizleri. Ondan Ve... da yararlanacak. Eminim. Daha o gelecek. O biraz istesin yeter ki Mata. Çok büyük topçu çünkü. Ya ben <laughs> niyetli görüyorum. Evet. Ama galiba olmuyor metabolizması şey. Aa, yetmiyor aynen. galiba henüz yani. Henüz dedi bir 15'er dakikada o oynar ya. İyi Gomis oynar gibi. mı peki? E, bence o, oynar ya. Yani. Öyle mi düşünürsün? 15 dakika 20 dakika şey oynar. Gomis'in yerinde olsam biraz üzülürdüm ha. Üzülmüştürüm ama Aa. at at at. Gel Kadıköy'de yerine abi, de yerine da oynasın atsın. Ama yapacak hiçbir şey ama, yok. Erman, yok, şey ben üzülürdüm mi? ama çaresizlikten at üzülürdüm. At Okan çaresizlik. Hoca, Okan Hoca zaten o riski aldı. Maç sonunda açıklamada şu an hani çıkardığımız 11 oyuna girenler bütün katkı aldık güzel skor aldık ama bunun tersi olsaydı eleştireceğimi Doğru. biliyorum dedi. Bak bunun bile farkında. E, tabii ki. ne kadar güzel bir hani açıklama. Meşhur bir laf vardır ya sonunu düşünen Kahraman olamaz Memati. Risk aldı. <laughs> Demirden korkan tineri tiner. <laughs> yani öyle bir hikaye falan. vardır ya. Risk aldı abi. Aldı ben abi. dedi kapanayım dediğin gibi. Mitsu Berkand da yapabilir orta sahayı. Koşun basın. Yapmadı. Ben dedi gol atmazsam kazanamam demiş kafasında. Kapanırsam her türlü gol yerim demiş. Bir tane duran toptan. Cesaretli oynadı. Tebrik ediyorum. İrfan arada kaynamasın. Ha, kaynamasın. Soyadı kahveci. Severim. Şunu Büyük futbolcu. Böyle... Ya oralara girmem. Bize Laka. fincan yolluyorlar oralara girersek. ooo. bize fincan o, oralara yolladılar. Oralara girmek lazım enteresan Şimdi, sen devam et. İrfan Can Kahveci soyadı Kahveci severim büyük futbolcusun. Bence de. Başakşehir'de muhteşem oynadın hak ederek Fenerbahçe'ye geldin milli takıma gittin. İrfan kime kızdın abi? Kime kızdın? Cesur'a mı kızdın ilk 11 e oynamıyorsun diye? Bence var bunun. Oyuna geç girdin diye mi kızdın? Bu da var. Takım arkadaşlarının Bu performansını da var. izleyerek kulübede kar oldun ona mı kızdın? Abi o tekmeyi tasvip edemem. Çok Bak, Kim atarsa atsın. Orada kırmızı kartın tam böyle prosedürde yazılmış her şey var abi. Gattarlık, kötü niyet, rakibi sakatlamaya gitme. Her şey var. Ben bunu tasvip edemem. İrfan gözünü seveyim. Seni futbolunla analım. Diğer tarafta Mert. Belki ucu oynatmıyor. Oynadığında çok mücadele eden bazı takımlara da lazımdır. Ama sahanın içinde lazımdır o itici kuvvet. Ya dört tane sarı kart görmüşsün. Üçü kulübede. Yani mert buraları bırak. Şimdi inandırıcı geliyor mu Trabzon'daki ikiz? Ya yani bize böyle maçtan sonra işte bana küfür ettiler. Mert, Bunları eleştiriyorlar. Neden bir tek senle ilgili bir problem oluyor bu kenarda yani ya? Yani enteresan. Arda da orada oturuyor. Tamam bak böyle neden karakterler bir tek lazımdır değil mi her Vallahi Vallahi hiç değil Nihat. Ama sahanın içinde lazımdır. Ben Bravo. sahanın içinde sağ Kenarında, oynarken. sağ kenarında sürekli kart görecek. Hangi Fenerbahçeli oyuncu Mert Hakan'a bakıp daha iyi hale geliyor ki? Olmaz Kim daha iyi ya. Abi kusura bakmasın ben, ama. Mert de iyi futbolcu. Cesus, ya, Cesus burada hata yapıyor. Jesus burada hata yapıyor. Birinci o hatası kardeşim veriyor? kulübede herkes haddini bilecek. Disiplin. Aynı. Disiplin denen şey. Sağ dışında da bir disiplinsiz görüntü yaratıyor Mert Hakan'ın hali. Sağ içerisinde İrfancan hiç Cesus'tan bakıyorum çekinmiyorsun. Gidip adama kasti bir tekme attın. Tamam Galatasaray maçı kaybetmiş olabilirsin ama bundan sonra iki maçta belki oynayacaktın kardeşim. Oynayacaktı. Oynayacaktı. Adama kasti tekme attın. Minimum iki maç alacaksın. Cesus sen bu oyunculara bu kaçıncı kırmızı kart diyor ki 6 maçtır eksik kalıyoruz. E acaba acaba sen bir şey söylemediğin için olabilir mi? Dede gir artık devreye. Yani o agresifliğini oyuncuya anlat. Oyuncu senden çekinsin. Oyuncu oyuna girdi. Ben mağlup oluyorum diye rakibe kasti tekme Atamamalı burası. Yok açık abi. Bir Hiç ya. tasvip etmem yani. Evet abi. Arkadaşlarına ben da saygısızlık. Mert Hakan'ın vücut dilinin CESO'da saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Şu şey söyleyeyim. Maç, Sana mı kaldı ya? Maç yüzde bitti bak yüzde. Dakika 85 kırmızı yedin 2-0. Futbolda her şey olabilir. 10 dakika Biz 75. dakika 2-0 mağlup Çek Cumhuriyet'ine 15 Aynen. dakikada 3 gol attık. Futbolda Aynen. her şey olur. Sen takımını yalnız bırakamazsın gidip oradaki agresifliğinle. Antep maçında seni 11 oynatacak. Şimdi Antep'te puan kaybında sen yeni oynayan kötü oynadı. Ne oldu? Kime yarar oldu bu tekmenin? Kendine de zarar. Bir kere karakter olarak da zarar ya. Gerek yok. Hani ona da atıldığını da söylerim bu arada. Biz böyleyiz ya. Yani. Tabii tabii. Hiç tasvip etme. Yani bir şey söyleyeceğim. Dubois'a ya yapmış olması da ayrıca ayıplıyorum. Şimdi ne alaka diyeceksiniz? Dubois'a e... da çok büyük profesyonel ya. Ya ne abi. Yemin ediyorum. Bir Türk oyuncuya yapsa bir Türk oyuncu bir derbi de bunu yıllarca bunun muhasebesi sürer, rövanşı konuşulur. Yani kalktı orada yabancı kendi halinde. Dubois da hani burada iyi iş yaptı sol bekle. Ya çok düz bursun oynadı. Bursun hiç sivri hareketleri yok. Fana Görev nottan, adamı. Fana nottan çok daha iyi seçenek. Tabii ki tabii ki. Ya kalktı Dubois'a. Çok daha iyi seçenek. Çok bunun özür o dilerim. Bile cuk diye oturdu ya orada. Buna kurban seçmesi de bence çok ayıp Serkan abi evet, derbinin içerisinde bence o tekme atarken bu duba mıydı? Bence o, o bunları gitti, hesaba kapandı. kattı. Hesaplı evet. tekmeydi abi. Da, en orada. Çok da CESTA, Hesaplı tekmeydi bence doğaçlama değildi abi. Bence doğaçlamaydı abi. Tam Cesur'a kızgınlığıyla başladı mi? o hikaye. Evet. Derbi içerisinde bunlar olur. Bak bizim milli takımımızın bence sürekli oynaması gereken iki oyuncusu da birbirine girdi. Abdülkerim'le Ferdi. Kafa kafa, kafa, kafa kafaya geldi. Neyse ki çok uzatmadılar. Evet. Allah'tan çok uzatmadılar. Oradan da mesela o bir o sahi şey barış vardı. Bak Hakem çok bazı yorumları tartışabilir. Sana göre bana göre olabilir maçın içerisinde. Ama sonucu etkisi var mı? Yok yok yok. Sarıları atladı. Bazı bu kadar ama yangın olur. yerine dönmüş bir. Ortamda Çıktı iyi oradan. maç yönetti. Çok abi. zordu işi. Çok iyi ya. maç yönetti abi. Çok hiç zor. hiç kimse Barış'la Osayi pozisyonunda enteresan bir tane Fenerbahçeli aklı başında Fenerbahçili altını çizerek söylüyorum. Çıkıp diyemez ki bize hakem yüzünden kalktı. Yok yok canım, demedik. Yok, kimse. Demiyor. Aklı başında hiç kimse, kimse bunu söylemez. Yok yok demediler yani, ya. Osayi Samuel pozisyonu tam bir derbi pozisyonuydu. Değil mi? Çok acayip. İkisine de bir şey Osayi Samuel'le Barış pozisyonu ha. tam bir derbi pozisyonuydu. Birbirlerine hafif şey yaptılar. O bir mücadele bir Ama yükseltmedi şey tansiyonu hiç hiç yükseltmedi. Olur o. Nerede temiz kaldı uzatmadılar. Evet. Beni. Yok. Evet. Ya yani mesela orada sarı kart göstermemesi bence 10 numara hareketti. Yalnız İkisine şey Barış Alper bizim mini takımımız için center seçeneği olur. Unutmayın bunu. Erman bir şey söyleyeyim sana. Bir pozisyon var. Şimdi anlatınca sen zaten hemen gözün önüne gelir. Galatasaray'ın yarı sahasının topu aldı. Depar'la gitti. Erkenden Kerem'e verdi. Gidebilirdi. Evet. Ümit abi burada kriz Arkasında geçirdi. Arkasında çabuk <laughs> Yunus geliyor. Ha? Abi böyle yaptı buna ya dedi bıraktı gidemedi gitse belki bindirecek. indirecek ya uzunda ama, inanılmaz atlete yaparız. ama şöyle tabi bu bir tecrübe meselesi evet. bir vites düşürse 5'ten 4'e Yunus'un da Alternatif ee, olmasını evet. beklese Kerem ya da Yunus doğru seçim yapıp golü attıracak. Elbette bunlar tecrübe ama Fule'li olması, dayanıklılığı, top rakipteyken ki aktivitesi. Ben bayıldım Barış Çok Arkan. iyi oynuyor ya. Bayıldım. Biz hani Seferovic problemli diyoruz, Gomiz yaşlı diyoruz, Icardi'nin aklı nerede değil falan filan diyoruz. Abi hepsinden doğru faydaları elde etti ya Okan Hoca. Yani, Vallahi Okan Hoca'ya yani, helal olsun. Iş yani. Büyük iş başarıyor. Okan ben Hoca'yla da bir sene mi imzaladılar? Yok, 1 bir artı 1'di galiba. 1 artı 1. 1 bir artı 2'ye artı artı artı. Artı gider. Ya zaten her Çünkü herkesin Okan sözleşmesi 1 yıllık abi. Okan Hoca ister ister. Ya bak, biz ne dedik hep burada? Guardiola gelsin, 2 maç kaybetsin, Fatih Aynen. Hoca konuşulur abi. Klopp gelsin, aynı. Okan Hoca şu an, bence bu konuyu, ben artık dedi, Galatasaray'ın teknik direktörüyüm. Bak uzatırlarsa da hiç şaşırmam. Çünkü... Teknik direktör olmak kolay değil. Bak torrente getirdin ne oldu? Olmuyor. Yani. Sadece bir teknik Bak, direktör değil olmuyor. ki Okan Buruk. Gassay... Okan Buruk bambaşka bir şey. Zaten şampiyonluklar, UEFA kupaları, kulübü, her şeyini biliyor. Kulübün Nihat. kapısının kaç metre olduğunu biliyor. Galatasaray abi adı. Galatasaray ister de ben Okan Hocanın yerinde olsam şampiyon olduktan sonra. Evet o orayı da şey yapar. daha güçlü teknik olur. Teknik direktör tarafı için yani daha güçlü olmak adına evet. doğrusu. En azından Bak bir şey söyleyeceğim. şunu gördük mü Nihat? Heh. Okan Buruk. Uzun ve başarılı bir kariyere sahip olacak inşallah. Zaten bunun önemli şey bir var. bölümünde de Galatasaray'da çalışacak. <laughs> dünkü, Farklı dönemler olabilir. Bak dünkü maçlar... olmaz mı? Olur. Ama bunun büyük bir geçmişi var. Olur. Bak, bizim futbolumuzda biliyorsun bir ayda her şey değişebiliyor. Milli Dörf takım olur üzerinden. Ama dün bütün bak bir gram şüphesi olanların kafasındaki şüpheleri aldı Okan Hoca. Abi zaten bir hani kupası bir şampiyonluğu bir var bu adamın. Tamam biz zaten dedik bak Hı -hı. hak ederek geldi ama. Hani ister istemez kötü giderse bir kıyaslanma oluyordu ya. Oralar kapandı şu an. Okan Hoca'ya güven daha da arttı. Net bir şekilde. Ha, Okan Hoca da kariyer planlamasında da tabii ki Avrupa vardır. Hedefi odur. Çünkü futbolculuğunda da öyle yani. Hep böyle hedef koyar. Başarır başka hedef. Ama şunu da söyleyelim. Şimdi dört puanla lider ya Galatasaray. Şimdi iş çok değişecek. Neden? Bak takımlar Fenerbahçe'ye karşı inanılmaz konsantre oluyordu ya. Şimdi o işi Galatasaray yaşayacak. Galatasaray'a karşı galip gelirim, lider. Biz konuşulalım'a gidecek iş. Galatasaray o yüzden konsantrasyonu, isteğini, arzusunu, oyununu bir gram düşürmemesi lazım. İş şimdi başlıyor. Zirvedeyken daha zordur. Her zaman derim ya yağmur daha çok yağar daha çok göz önündesin daha çok rüzgar sert eser ama şu an iş başlıyor. Fikster. Fenerbahçe de sakın geçen seneki Trabzon deplasmanında liderliği kaybedip sezonu kaybettiği moda girmemeli. Fenerbahçe iyi takım yeter ki doğru taşlar doğru yerine otursun. Tekrar o oyuna isteği arzuya dönülsün. Abi 5 maçta 3 mağlubiyet kimse tahmin edemezdi bak. Giresun, Trabzon, Galatasaray üçü de kötü oynayarak arada Hatay'ı çok ne iyi oynadı. Ne yapmalı Fenerbahçe? Rotasyon. ayaklar yere sağlam, ayaklar yere sağlam, arda bir an önce monte edilmeli, zayfdan yararlanılmalı, çünkü Valencia'da monte edilmeli. Yani, ya yani. iyi Eskide... oyuncular sahada olmalı. Abi Gustavo Enrique için ne düşünüyorsun? Serkan abi. Gustavo Enrique. Bu oynattığın sistem de kötü ama gel geriye kapan Gustavo Henrique sahanın en iyilerinden biri olur. Aynı sayıslı fas gibi. Ha. Yani oynadığın sistemle alakalı. Keyiften rotasyon yapıyordu. Şimdi hı hı. mecburiyetten yapmak zorunda. Taktik de değişecek. Artık bireysel performans olarak Fenerbahçe'de 6-7 oyuncunun vücut dili beklemesi gerek diyor. Evet performansları Mesela... yok. Ya Jesus da günün sonunda Pereira'ya bağladı ya. Üçlü oynamaz. İşte ben ona katılmıyorum. Ferrari'nin yani. üçlüsüyle bu, bu adamın farklı. sezonun yarısında oynattığı üçlü arasında farklar var. Ona katılmıyorum. Şimdi üçlü oynarsan, üçlü oynarsan mesela kenar oyuncuların çok formda ve çok iş yapmak lazım. O, yapması lazım. Onları biraz öne itmek lazım. Fenerbahçe orta sahası hep bir kişi eksik. O Crespo arağın üzerine binen yükü alabilecek. Mesela İrfancan oynatsaydın santrafor arkasına evrildiği için bir orta saha oyuncusu gibi oradaki evet. yükü alabilirdi. Top çok eksik kaldı. Çok geniş alanda Fenerbahçe orta sahası. Hı hı. Yani Jesson önce diziliş değil. Mesela Fenerbahçe sezonun ilk yarısında 30 metrede oynarken bugün 60 metrede oynuyor. Buna ciğer falan dayanmaz. Evet. Yani istediğin kadar tempolu oyuncuların olsun. Çok git gel bazen. yapmaya başladı Fenerbahçe. Hücum ederken eksik gözüküyor o yüzden. Savunma yaparken boşluk veriyor. Fenerbahçe beraber oynamayı yetisini kaybetmiş gibi duruyor. Erman en çok koşan oyuncunun istatistiğini veriyor, Zalai falan işin içine giriyor. Bu neden? Uzun atıyorsun, hmm. Zalai 40 gidiyor, 40 geliyor. Evet. Ara aynı şekilde 60 gidip 60 gelmiyor. Ama gelmedi. Ferdi oldu Dayan, galiba, değil mi? En, en çok koşan Fenerbahçe. Ya Ferdi işte tek başına oynuyor kenarda Hı -hı. o yüzden. Ya Pereira'nın üçlüsü ceza sahası üzerinde üçlü beşli defansla şeyin Cesus'un oynattığı üçlü, beşli orta sahaya yakın çok farklı şeyler. Galatasaray yani. fikstürü de olmaz. Galatasaray fikstürü de daha 2-3 hafta daha Galatasaray puan kaybetmez bana göre. Ya şöyle bir durum var. Hani Galatasaray en iyi deplasman de takımına dönüştü. Evet. Çünkü en çok deplasmanda Galatasaray oynadı şaka maka. Şimdi hep iç saha var. Şimdi artık bir deplasman takımından iç saha takımına evrilen yeni bir taktik. Bekliyor musun Okan Hoca'dan? Yalnız şöyle, Icardi İç sahada döner, döner. İç sahada kötü oynarken kaybetmiyor. Yok yok kötü oynarken. Mesela kaybetti, oyun kalitesi değil mi? dışarıdakine göre biraz daha düşük içeride. Evet. tabii kapanan rakipler seni bozmaya çalışıyorlar. Senin bıraktığın alana koşuyorlar falan. Seni geri koşturuyor, senin Fener'i koşturduğun gibi. Burada oyun kalitesi biraz daha düşük gözüküyor ama winner oyuncu çok. Ya. Çok fazla. Yani bugün güzel bir şey söyledin yat. Bu maç Kerem'le Mertens. Hı -hı. Öbür maç Icardi ile Gomis. Ondan sonra bir bakıyorsun Barış Alper yani hmm. çıkmış Abdülkerim kafayı vurmuş. Şimdi hep üretken oyuncuların konuşulması, maçın yıldızı seçilmesi falan. Hiç marka o konuşmadığımızın farkında mısın? Ben zaten konuşmasam Cornelius'tan sonra Sorlet <laughs> konuşmamıştı. Ben bak çok bilen <laughs> arkadaşlarım arıyor var. Bu ya, söz hakkı çok, do çok doğru doğmadı mı söz hakkı? Çok bilen arkadaşlarım var. Nihat, çok biliyorlar hakikaten. Tebrik ediyorum onları. Dedim ki Abdülkerim marka daha iyi seçenek olabilir dedim. Benim söylediğimi doğruluyor performansı şu anda. Harika bir derbi performans izledik Nelson Marcao'dan. Uzun vadede şey, Nelson Marcao mu diye de sordular. Kim dedik Erman? Hep Nelson dedik. Uzun vadede, dedik. Biz Nelson olarak dedik. Nelson. Bak Galatasaray dedin ya, bak çok güzel bir şey o. Şimdi iç sahada daha çok oynayacak ya, rakip kapanıyor değil mi? Aynen. Mesela çabuk belki Barış etkili olamayacak. O bugün işte çok performansı beğenmediğimiz Mata bir arapasıyla belki maçı çözecek. Tabii. Mertens, orada da başka oyunu oynayabilecek oyuncu profili var Galatasaray'ın. Hı hı yani maçı yine çözebilecek tarzda oyuncu profili olduğu için mata girecek. Mertens orada kısaları yapacak. Çünkü Kerem de kapalı savunmaları sıkıntı ya. Onu bile değiştirip başka oyuncuyu atma olanağı var yani. O yüzden belki Yunus Yunus'u Yunus da attı sahaya. Yunus'u da Yunus attı sahaya. Yusuf yavaş gelecek yavaş. belki. Tabii Abi Yusuf işler, var darda iş iyi gitmeye başlayınca bak Beşiktaş'ın Sergen Hoca şampiyonluğunda öyledir. 5-6 tane oyuncu öyle bir domine eder ki geri kalanlar ona ayak uydurur. Evet. Şimdi Yunuslar, Munuslar hepsi ayak uydururlar. Tabii, tabii. Bir de inanılmaz özgüven kazandılar. Beşiktaş'ta kazandı demişken vegorsu e, konuşmadan Regors olmaz. Regorst'un vedası. Regorst resmen veda etti ve belli ki gidiyor. Ya bir şey söyleyeyim. Hem de takımda Manchester United. Manchester United istiyor, adama gitme mi diyeceksiniz hakikaten. Diyemezsin, evet. vedalaştı diyemezsin zaten abi adam artık. Diyemezsin diyemezsin ya. Veda etti değil mi? Etti. Abi izliyorum, böyle yapıyor. Üzgün bir şekilde. Kulüple görüşmeler de tamamlandı. Bak böyle yapıyor. Bay bay diyor değil mi? Böyle. Evet, ev en tuttu abi İngiltere'den adam. Adam tuttu. Erman, Erman, ev tuttu. Erman adam veda etti diyorum değil mi? Bu hmm. normal bir yorum. Lynch o, Lynch. Abi sen Beşiktaş düşmanısın. Ya abi ben ne yaptım? Adam veda ediyor. Benim ne suçum var? Ben o an kim yorumluyorum. Veda bu. Ama son söz Beşiktaş'tı. E, beklentisi var Beşiktaş'ın. Beklenti var ve bedava yollamaz. Öyle 3 milyon yollamaya beşe da. olmaz o iş. Bedava yollamayacak. Ya bir, bir karışık işler bu işler. Oyuncu ne kadar istekli kalacak? Zorla tutsan. Aynı performansı yansıtır mı? Ailesi demek ki o da gitmek istiyor işi çoluğu çocuğu. O zaman, ya iş bitmiş ve Vegors anlaşmış. O zaman Beşiktaş'ı o görecekler abi. Anladım. Beşiktaş'ı görmek zorunda. Nasıl hocam... kapanır? Pardon. Aa, pardon. Hemen. Estağfurullah. Nasıl kapanır? Getir Abu Bakar abi gors Başarırlar. Manchester United'da izleyelim. Abi o da çok pahalı ya. Bilmiyorum. Gelmedi mi? Geldi ama o zaman ucuzdu. Getir Abu Bakar'ı. Şu an taraftarlar bana şunu da diyebilir. Son 5-6 maç sakatta oynamadı. Değil mi? Ne yapalım oyuncuyu? 2 maç gol atar. Her şey değişir. Burak Yılmaz'a da diyorlardı. İkardi. Geldi. Çatır çatır gollerini attı. Burak Yılmaz diye tribün inledi. Bu işte böyledir. Ben a getir bu Bakar'ı bak görürsün. Burak Ve dönecek diyorlar. Gitti derler. Burak gelecek ya diyorlar. Ya bak buralardan Pascal Noumalar, Mario Gomez'ler neler geldi geçti. Ferdinandlar. Dembaba. Herkesin Dembabalar. Herkesin yeri dolar. Ve iyi oynadım. iyi oynadı. Kalsın. Beşiktaş için önemli oyuncu. Ama adam gittim dedi. Artık o gitmeyi nasıl iyi bir şekilde değerlendirebilirsine konsantre olunmalı. Getir Abu Bakar'ı yolladığında da 3-4 mi alıyorsun, 5 mi alıyorsun, kasaya da para al. İki taraf da mutlu olsun. Ama Abu Bakar lazım getiriyorsan. Ee, yani Abu Bakar ya, bu tarzı gibi. Bu pensa olmaz değil mi Onun tarzı bulmak bu pensa, kolay değil. Bu pensa. Valla bu pensa Abu Bakar'ı kıyaslama. Bakar başka. Ama onun ismi geçiyor. Bu pensa biraz kenar kenar forvet gibi. Evet ama. Biraz farklı. Bu penzayı almak nasıl bir şey biliyor musun? İyi oyuncu ama. Dostlar alışverişte görsün transfer olur. Bu penzayı izledim ben Hatay'da sürekli. Bu penza Abu Bakar'ın yarısı kadar katkı yapmaz. Yani, Tabii baş... canım. Bu birincisi. Tabii ikincisi İkincisi Beşiktaş'ın şampiyonluğuna tutunmak için şu kadar ihtimali vardı. Ve giderek onu da elinden alır Beşiktaş'ın. E çünkü sana her rakibe karşı Duran top ya da hareketli oyunda gol yapan bir oyuncu. Duvar en iyi 3-4 oyuncudan bir tanesini Hı. göndermeye niyetlisin. Niyetlisin derken elinde bir şey yok. Nihat'ın söylediği en, önemli, Sakat. en önemli şey şu. Tutsan da oyuncu eğer burada isteksiz kalırsa yürümez. Tabii canım. Yürümez. Zaten isteksiz oyuncudan bunalmışsın. Bütün takım böyle. Yani. Beşiktaş takımı. Bakıyorsun hoca da çok formda değil. Şenol Hoca. Ya bir değişiklikler yaptı 60. dakika. Cenk Tosun'u falan aldı oyundan. Beşiktaş, alıyor bu arada. Beşiktaş kulübesinde bir tane ofansif hamle var. Muleka. Onun dışında yok. Abi 60'ta iki tane oyuncu çıkarttı. Ki ben pek bir yorgunluk emaresi falan da görmedim. Üç gün önce de maç oynamadı Beşiktaş. Baydı zaten. Hocam ne acelem var ya? 2-1 veya 2-0 ne acelem var? Bir tane ofansif hamleni daha 60'ta harcıyorsun. Ondan sonra bir gol yedi Beşiktaş eli ayağı titremeye başladı. Genel Hoca beklerinden formda değil şu Bak ben Necip Atiba tercihinde zaten formda olmadığı belliydi ama şimdi Dellal oyuna giremiyor, 39'luk Atiba giriyor oyuna Beşiktaş'ta ve kaptırdığı ya. top gol oluyor. Muleka kaptırıyor, adam boş kaleye falan atamıyor. Kızar mısın Atiba'ya Erman? Yok canım. Abi Atiba'yı artık doğru kullanır. Bak Atiba seyircisi... Atiba 5 ders serisinin sevgisini, saygısını, her şeyini kazanmış bir Öyle adam. Öyle kalsın akılda, hani değil mi? Niye alıyorsunuz abi elinden? Öyle adam. kalsın akılda. Almayın yani, bırakın. İstiyorsan teknik kadroyu al. Sen dersin ya sahneyi terk etmek. Evet. Atiba'ya ya yazık etmeyin. Hayır. O adamın heykeli dikilecek konuşuldu. İki yıl, üç yıl böyle adamı ya yaş gelmiş. İyi niyetinden bir gram şüphe eder miyiz? Bak şimdi Topu kaptırıyor, gol yiyor. Atiba Sonra Atiba bunları yaşamaya hak etmiyor. Beşiktaş serisi maça gidiyor. İyi hatırlanmalı gidiyor. her zaman. Atiba. Yemin ederim Fenerbahçe serisiyle benzer bir ruh haliyle çıktı stat'tan. 2-1 kazanmasına rağmen. İyi oynamadılar. Abi son yarım saat. Evet. Ben Kasımpaşa'da... Hani gol atamamasının iki sebebi var. Bir beceriksizlik, iki Mert Günok. Mert, Mert Günok da haftanın kalecilerinden bir tanesi. Milli takımda da şu anda bence Uğurcan'la Altay'dan daha önde bir seçenek. %100 katılıyorum. Daha önde bir seçenek. Ayakları daha iyi form durumda. Ama Mert Günok nereye kadar dayanır böyle? Beşiktaş bu kadar pozisyon nasıl veriyor? Şimdi Beşiktaş'ın ofansif orta saha eksikliğinden bahsediyoruz. E peki defansif anlamdaki kalite eksikliği? Çok kötü ya. Yani bir Getson'un temposu. Onun dışında elle tutulur hiçbir şey yok Beşiktaş'ta. Tayyip Dağla. Ne zaman pozisyon bilgini geliştireceksin biraderim sen? Tayyip'te de düşüş var. Kaç defa Mert Günok senin yaptığın hataları bertaraf edebilir? Bu nereye evet. varacak böyle yani? Haftaya milli maç olsun Mert'e 11 tak yazalım. Aynen. Öyle bir performans. Antep maçı. En son Kasımpaşa içeride oynanan maç. Libero gibi oynuyor. Sen Hoca'nın da tek oyunun, dokunuşu bu oldu sanki. Oyunun içinde konsantre. Bu arada Kasımpaşa'nın attığı golde Ahmet'in attığı Yok. golde hiçbir şey yapamaz. Muhteşem evet. gol attı. O kafayı süper vurdu ama Beşiktaş, Şenol Hoca geldi ya artık bambaşka bir oyun oynayacağız. İnanılmaz keyif alacağız. Taraftar o keyfi şu an almıyor. Beşiktaş iyi oynamıyor. vekors atıyor. Cenk gol anlamında görevini yapıyor. Jetson kıpırdanıyor. Ee, o kadar. Şenol Hoca'nın da en iyi dokunuşu sanki Mert Günoğlu kazanmak oldu. Cenk Tosun'u kazanmakta evet. oldu. E Cenk Tosun zaten i̇şte evet. Valerian böyle düşen, yere düşen Cenk tuttuk tuttu kolundan çekti. Şimdi Vegors'la bir o atıyor, bir o atıyor, kazanıyorsun. Hı hı. Yani Cenk Tosun çok oyun kaliten yukarılara çıkmasa da iki pozisyondan birini gol yapar Beşiktaş'ta. Evet. Bu bir kazanım. Ama Vegors gittikten sonra sadece Cenk kalmak Beşiktaş takımını yorar. Çünkü Şubat e, sonunda var. Bu ne kötü adam değil Şubat bence sonu, ya? Abi Wegos'la yani. kıyaslama. Tabii ki durun. kıyaslamam. E şimdi Şubat sonunda Gezal dönecek diyorsun. Bir kere Beşiktaş'ın oyun kalitesi Gezal dönmeden yükselmez. Öyle bir durum var. Yükselmez. Gezal dönmeden Rozier de Ben Ozan Tufan'ın da çok yükseldiğini düşünmüyorum. Bu arada şey düşünmüyorum. Rozier deyince aklıma geldi şimdi. Tayfur uzun bir zaman sonra 11'de şans buldun. Sağabek oynuyorsun. Eski alışkanlığı var ya ofans oynadığı için sol ön Alanya'da filan. Abi ki bu kadar ne kadar boş bıraktı ya. Yani öne git. Ama geri de gel. Yani ona eşlik eden Wellington bir o kadar kötü. Tayyip eski Tayyip değil. Masuak kıpırdandı o Friki. Salih de var sanki maç. kıpırdanma. Salih ama o milli takımı hani neden gitmediğini bize tartıştığımız dönemde çıktı bir açıklama yaptı ya bana saygısızlık edildi ki bence yapmaması gerekiyordu. Aynen katılıyoruz. Bence yapmaması gerekiyordu. Biz zaten konuşuyoruz sen iyi oynadığında. Şu an milli takım almasalar der misin neden almıyorlar? Demeyiz. Demek ki düşüşte o da. Yani bir istikrar sorunu var Salih'in. Ben daha iyi futbol bekliyorum ondan. Yani. Asist günü kurtardı ama. Evet. Güzel asist. Cenk Tosun'a yaptığı evet. asist günü kurtardı. Orada da küçük bir detay var. Selçuk Hoca hakeme kızdı. 9 kişiydi Kasımpaşa. Evet, evet ya enteresan. doğru ama. Bak, şimdi enteresan olan şu. Enteresan olan Selçuk'un teknik direktör tecrübesizliği oldu. Bir oyuncun kanamasından dolayı mecburen çıktı. İkincisi sakatlandı çıkmak istiyorum dedi. Çıkartma oyuncunu. Yat de. Yat de ötekini hazırla. 9 kişi kaldın ve Aytaç'ı stopere çektiği anda da goliyet. yedi. Ha Erman. O teknik direktör. Te istediğin kadar futbol adamı ol. Futbolculukla teknik direktörlerin ne kadar farklı olduğunun güzel örneği Tabii. bir hikaye. Çok güzel bir konu açtı. Çünkü biz genelde her şeyi konuşmaya çalışıyoruz. Tabii ki oluyor. Katılıyorum yüzde yüz. Orada mesela hakem hatası diye bir şey yok. Yani. Yok, yok. Yok. Oyun devam eder 9 kişi, 8 kişi. O an oyuna oyuncu alamadın. Bir de orada ne konuşulduğunu bilmek lazım. Biliyorsun oyuncular oturur. 3 dakikada oyuna giremiyor. Sakat ya doktor dedi ki değiştir. O... Ötekinin de bir kanaması var. Dışarı alıyor. Abi, had... mu kanıyor. Ha. Hadi Ercan'a diyeceksin ki bekle. Yat orada ya oyuncu yat... hazırlansın. Ha, ya da Ç... ben oyuncumu hazırlayana kadar bekle. 9 kişi de kalma. Bak Tabii bir canım. hata bir gol, bir gol maça mal oldu. Orada hakem de sanki biraz bekleyebilir miydi, konuşabilir miydi? Abi oyuncu ya. kalktı, İnseydim yürüyerek çıkıyor. Miydi? Çıkma mı diyecek? Aynen. Hakemlik bir şey yok. Orada kasımpaşa kenar yönetiminin biraz daha atik olması, belki oyuncuyu çabuk hazırlaması lazımdı. Evet. Orada bir de oyuncuların da de kulübede de bazen hazır olmaması aynen, yani. Aynen. Plaster sarıyor, bileklik çıkaranlar oyuna 4 dakikada giremiyorlar bazıları. Yok kolye Öyle falan derken. Öyle bir şey derken... de olmuş olabilir hani. Aynen. Olayın detaylarında. Evet, e, yoğun bir hafta geride kaldı. Yine yoğun haftalar bizi bekliyor. E, gündemimiz futbol. Futbol olmaya da devam edecek. E, gol makinesinin bize ayrılan süresini doldurduk bu hafta. Biz haftalık. derbi için tebrik edelim iki tarafı da. Tabii canım. Bir derbi gibi Güzel derbi. Güzel bize futbol konuşturan bir derbi oldu. İyisiyle evet. kötüsüyle tabii ki biri kazandı biri kaybetti ama bence derbiye yakışır. Çok fazla şey vardı. Çok net katılıyorum ki son dönemlerde de hakikaten Galatasaray-Fenerbahçe-Fenerbahçe-Galatasaray Fenerbahçe, Fenerbahçe, Galatasaray derbileri saha içinde bizi çok tatmin etti. Evet. Bu evet. derbi beni içerisinden tatmin etti yani. Ben Güzel de. futbolu izledik. Doğru. Evet bakalım önümüzdeki maçlar neler getirecek ama belli ki ligde artık bizim içinde yüzdüğümüz akvaryum e, suyu değişti. Başka bir gündemi var şu anda ligin. Başka bir lideri var ve başka başka e, e, soru işaretleri ve konu başlıkları e, belirdi. Bazı haftalar birbirinin tekrarı gibi olan konular konuşuldu. Ama şu anda bambaşka bir gündeme doğru gidiyoruz. Önümüzdeki hafta sizleri yine gol makinesine bekliyoruz. Ama siz de bu arada yemek sepetinde sevdiğiniz tüm lezzetlerde indirimin yıldızlarından faydalanmayı unutmayın. 75 liraya varan indirimler için hemen siparişinizi verin diyoruz. Hoşçakalın.